Selamlar, ben Nurgül, Nur Mutfağı kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine pratik bir bilgiyle sizlerleyim arkadaşlar. Narı en kolay şekilde nasıl ayıklarız? Evet, nar ayıklamak gerçekten bu yöntemle çok pratik oluyor. Ortadan ikiye kesiyoruz ve bir tahta kaşık alıyoruz. Üzerine sadece vuruyoruz, tokmaklıyoruz arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Hiçbir şekilde ezilmiyor, patlamıyor. Narlarımız çok güzel bir şekilde kendiliğinden düşüyor. Gördüğünüz gibi bu kadar kolay arkadaşlar. Geriye kalan zarları da onları da alıyoruz, ayıklıyoruz. Bu kadar. Bu nar çekirdeklerini nerede kullanacağız, nasıl kullanacağız? Birkaç bir fikir vermek istiyorum arkadaşlar. Narı ayıkladıktan sonra kavanozlara doldurup derin dondurucuya atabilirsiniz. Daha sonra kullanacağınızda salatalarda kullanabilirsiniz. Tatlılarda, pastalarda sos olarak kullanabilirsiniz. Çıkarıp reçelini yapabilirsiniz hemen taze bir şekilde. Birçok alternatif şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ya da canınız meyve istediğinde birkaç kaşık kaşıklamak istediğinizde de hemen o şekilde yiyebilirsiniz. Kesinlikle hiç bozulmuyor, tadını ve lezzetini kaybetmiyor. Ben arada bir derin dondurucuya da atıyorum elimde fazla olduğu zaman. Gerçekten çok pratik oluyor. Bu şekilde denemenizi tavsiye ederim. Evet, ben nar reçeli yapmıştım. Nar reçeli tarifini diğer videolarımdan izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Ayıklamışken de bu videoyu sizler için ayrıca paylaşmak istedim. Pratik bir bilgi olarak kanalımda bulunsun istedim. Umarım sizlerin de işinize yarar arkadaşlar. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diliyorum. Yorum ve beğenilerinizle bana destek verirseniz çok mutlu olurum. Ayrıca kanalıma abone olmayı ve zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Kanalıma da bir göz atmanızı tavsiye ederim. Kanalımda oldukça farklı, değişik şekilde menü tariflerim, yemek tarifleri, et tarifleri, kızartmalar, çorbalar, börekler, çörekler, kahvaltılık alternatifler, kurabiyeler. Yani kısacası binlerce tarifim bulunuyor arkadaşlar. Sizlerin de damak zevkinize uyan tarif mutlaka bulursunuz derim. Evet, bugünlük bu kadardı. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.